Merhaba arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı Özgün Yayınları sayfa 169, 170, 171, 172, 173, 174'ü işleyeceğiz. Sakız ağacı dinleme metni etkinlik cevapları. 1. Doğadaki varlıkları birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Doğadaki varlıkları birbirinden ayıran özellikler boyutları, nelerle beslendikleri, büyüme ve yaşları, ne kadar süre yaşadıkları ve nelerde yaşadıklarıdır. Bu bilgiler her hayvan için değişiklik göstermektedir. 2. Adlarını bildiğiniz bitki türleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap: Orkide, fesleğen, kaktüs, aloe vera, peygamber kılıcı, papatya, kaktüs en çok bildiğim bitki türleri. Bunlar evlerde yetiştirilen ve çok çeşitleri olan birbirinden güzel çiçeklerdir. Birinci etkinlik soru. Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından yararlanarak bulmacaya yazınız. 1. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların topraktaki besin maddelerini emmesine yarayan bölüm. Cevap: Kök. 2. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölüm. Cevap: Gövde. 3. Tohumdan ve tomurcuktan çıkan körpe ve küçük dal. Cevap: Filiz. 4. Yeni yetişen ağaç. Cevap: Fidan. 5. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. Cevap: Dal. 6. Sulak bölgelerde yetişen kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaç. Cevap: Kavak. İkinci etkinlik. Soru. Metinde geçen aşağıdaki kelimenin ve kelime gruplarının anlamını öğreniniz. Bu kelime gruplarının metnin anlamını, etkisini açıklayınız. Cevap: Boy atmak anlamı uzamak, böbürlenmek anlamı kibirlenmek, üstünlük taslamak, yüz vermek anlamı şımartmak. Bu kelime grupları hem metne farklı mana katmış hem de dikkat çekmiştir. Birkaç kelime ile birçok mana ifade edilerek okuyana farklı hisler hissettirmiş ve kelime hazinesini geliştirmiştir. Üçüncü etkinlik soru. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Kabakların arasında beliren şey neymiş? Cevap: Kabakların arasında beliren minik bir filizmiş. Kabaklar bunu kendilerine hiç benzetememiş. 2. Kabaklar ve fidanla yıllar içinde hangi değişiklikler olmuş? Cevap: Kabaklar ve fidanda yıllar içinde boy atmışlar ve büyümüşler. 3. Fidan kabaklara kendisini dışlamamaları için neler söylemiş? Cevap: Fidan, biliyorum benim türüm ayrı, görüntüm farklı ama ben de sizin gibi gövdemin üzerinde duruyorum. Ben de sizin gibi dallarımdaki yapraklarla nefes alıyorum. O yüzden beni dışlamayın, yabancı gibi davranmayın demiş. 4. Yaşlı kabak fidanın kendisini kabullenmeleri isteğine nasıl bir cevap vermiş? Cevap: Yaşlı kabak, sen bizim gördüğümüz hiçbir ağaca benzemiyorsun. O yüzden seni tanımıyor ve aramıza almıyoruz demiş. 5. Kabaklar fidanın kim olduğunu ne zaman anlamışlar? Cevap: Kabaklar fidanın kim olduğunu çiçekler açıp meyveler verince anlamışlar. 6. Kabakların utanmasına sebep olan neymiş? Cevap: Kabakların utanmasına sebep olan şey attığı tohumların sakız ağacının attığı sakızlara yapışarak etrafa saçılmaları ve ailelerin yanlarında fidanlara dönüşmeleriydi. Eskiden kabak ağaçlarının yavruları rüzgarla etrafa saçılırdı ve yavruları uzakta büyürdü. Bundan utandılar. 4. etkinlik soru. A. Metni ana hatlarıyla anlatınız. Cevap: Sakız ağacı kabakların arasında beliren minik bir filizmiş. Kabaklar bunu kendilerine hiç benzetmemiş. Kabaklar ve fidanla yıllar içinde boy atmışlar ve büyümüşler. Fidan, biliyorum benim türüm ayrı, görüntüm farklı ama ben de sizin gibi gövdemin üzerinde duruyorum. Ben de sizin gibi dallarımdaki yapraklarla nefes alıyorum. O yüzden beni dışlamayın, yabancı gibi davranmayın demiş. Yaşlı kabak, sen bizim gördüğümüz hiçbir ağaca benzemiyorsun. O yüzden seni tanımıyor ve aramıza almıyoruz demiş. Kabaklar fidanın kim olduğunu çiçekler açıp meyveler verince anlamışlar. Kabakların utanmasına sebep olan şey attığı tohumların sakız ağacının attığı sakızlara yapışarak
etrafa saçılmaları ve ailelerinin yanlarında fidanlara dönüşmeleriydi. Eskiden kavak ağaçlarının yavruları rüzgarla etrafa saçılır ve yavruları uzakta büyürdü. Bundan utandılar. Soru B. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Cevap: Metnin konusu kavaklar arasında büyüyen sakız ağacının hikayesi. Metnin ana fikri farklılıklarından dolayı kimseyi dışlamamak, her canlının katkısını bilmek. Soru C. Metnin size ilginç gelen bölümünü ve bölümü neden ilginç bulduğunuzu aşağıya yazınız. Metnin bana ilginç gelen bölümü. Cevap: Metnin bana ilginç gelen bölümü sakız ağacından dökülen sakızların tohumları tutması. Metnin bu bölümü ilginç bulmanın nedeni. Cevap: Metnin bu bölümünü ilginç bulmamın nedeni daha önce bunu bilmememdir. Ben insanların gelip sakızları toplayacağını hayal etmiştim. 5. etkinlik. Soru: Aşağıya metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Cevap: Kavakların içindeki sakız ağacı. 6. etkinlik. Soru: Aşağıda metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümleleri verilen kelimelerden uygun olanı noktalı yerlere yazarak tamamlayınız. Cevap 1. Ey uzun uzun kavaklar. 2. Biliyorum benim görüntüm ayrı, görüntüm farklı, ancak ben de sizin gibi gövdemin üzerinde duruyorum. Ben de sizin gibi dallarımdaki yapraklarla nefes alıyorum. O yüzden beni dışlamayın, bana yabancıymışım gibi davranmayın. 7. etkinlik. Soru: A. Sakız ağacı fidanın yaşadıkları karşısında hissettiği duygular hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap: Sakız ağacı bence kendisini çok kötü hissetmiştir. Olduğun yerdeki kişilerin seni istememesi ve senin de başka gidecek yerin olmaması çok kötü bir durum. Kendimi çaresiz ve ezik hissetmiştir. Soru B. İnsanların benzerlik ve farklılıklarının aralarındaki ilişkileri etkisi hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Her insanın benzeyen ve farklı olan yanları vardır. Vücudumuz ve organlarımız birbirine benzese de bizim fikirlerimiz birbirimizden ayıran ve aklımızı bizi diğerle yapan şeydir. Herkesin aklı ve duyguları birbirinden farklı olduğu için fikirlere saygı duymak ve bunları toplum içerisinde sahiplenmeleri gerekir. Toplum olmanın ve insan olmanın gereği budur. 8. etkinlik. Soru: Aşağıdaki görselden kelime ve kelime gruplarından yararlanarak ağaçları yok etmenin olumsuz sonuçları üzerine bilgilendirici bir metin yazınız. 1. Ağaç, 2. Yangın, 3. insan sağlığı, 4. besin, 5. ekonomi, 6. oksijen. Cevap: İnsan sağlığı ve ülkemizin ekonomisi açısından ağaçlar ve ormanlar büyük değer taşır. İnsanlar sağlıkları için ihtiyaç duydukları oksijenleri buradan alırlar. Ağaçlar hem havayı temizler hem de meyveli olan ağaçlar elma, portakal, limon gibi bize ihtiyaç duyduğumuz besinleri temin ederler. Bizim için hayati değerde olan ağaç ve ormanlarımıza sahip çıkmalı ve yangına sebep olan durumlardan uzak durmalıyız. Atılan cam şişeleri, söndürülmeyen ateşler hepsi birer tehlikedir ve bunlara dikkat edilmelidir. 9. etkinlik. Soru: Aşağıdaki broşürü inceleyiniz. Broşürün amacı ve hedef kitlesi hakkında arkadaşlarınızla konuşup görüşlerinizi açıklayınız. Cevap: Broşürün amacı geri dönüşüme teşvik ederek kaynaklarımızı korumak ve çevrenin kirlenmesini engellemektir. Hedef kitlesi ise bütün insanlardır. Çünkü bu hepimize düşen bir görevdir. 10. etkinlik. Soru: Bitkilerin korunmasına yönelik bir kampanya düzenleyeceğinizi düşününüz. Aşağıya kampanyanızı bir bitkinin ağzından tanıtan, hayali ögeler barındıran kısa bir reklam senaryosu yazınız. Cevap: Merhaba. Ben bir ağacım. Ormandaki diğer bütün ağaçlar gibi ben de varım. Havayı temizliyor, toprak kaymasını engellemek için güçlü köklerimle toprağa tutunuyorum.
Sizlerden bir ricam var. Gerektiğinde sizin bilgilenmeniz için kağıt kalem olmak için hazırım. Ancak daha önce kağıt olan maddeleri tekrar dönüştürmeli ve bizleri daha az kesmelisiniz. Böylece havanız daha temiz ve topraklarınız daha güvende olacaktır. 11. etkinlik soru. Aşağıdaki eş sesli kelimeleri farklı anlamlarıyla kullanarak birer cümle yazınız. Cevap. Dal kelimesi. Birinci anlamı. Dala bir kuş kondu. İkinci anlamı. Denize dalan adam balık tutarak çıktı. Kas kelimesi. Birinci anlamı. Bahçenin kazılması gerekiyor. İkinci anlamı. Ben kazlar çok severim, çok şirinler. Yaz kelimesi. Birinci anlamı. Yaz gelince yine terlemeye başladık. İkinci anlamı. Bu sayfaya da yazmalısın. Saz kelimesi. Birinci anlamı. Sazlıktan geçerken başımıza neler geldi bir bilsen. İkinci anlamı. Saz çalmayı öğrenmek istiyorum. Düş kelimesi. Birinci anlamı. Düşümde harika şeyler gördüm. İkinci anlamı. Oraya çıkarsan düşebilirsin. Yaş kelimesi. Birinci anlamı. Yaşlı adam bana şeker verdi. İkinci anlamı. Bu elbise kurumamış ki daha çok yaş. Baş kelimesi. Birinci anlamı. Üzüm bağına gideceğiz. İkinci anlamı. Aramızdaki sevgi bağı daha da kuvvetlendi. Göz kelimesi. Birinci anlamı. Gözlerimde kuruluk var. İkinci anlamı. Gözlüğünü pencerenin gözüne koydum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forumsayfacevapları.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.